Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Şimdiki tarifim Konya usulü nohutlu etli topalak yemeği. Çok az et kullanarak güzel bir ana yemek yapabilir ya da birazcık yemeğinizi sulu yaparak çorba olarak da sunabilirsiniz. Yemeğimizin önce köftesini hazırlayalım. Köftesi için 250 gram orta yağlı dana kıyma, 1 çay bardağı ince bulgur, 2 yemek kaşığı un ve baharatlarım var. Karabiber, pul biber, kimyon ve tuz. Önce kabımıza bütün malzemeleri koyalım. Çay bardağımın boyutu küçük, 100 milimlik. İsterseniz fincan da kullanabilirsiniz. Bütün malzemeleri iyice yoğuralım. Köftenizin sert olduğunu düşünüyorsanız birazcık ılık su kullanabilirsiniz kıvam vermek için. Ben yumurta kullanmadım. Çok da güzel oldu köftem, dağılmadı. Şimdi köftelerimi yapacağım. Küçük küçük parçalar koparıyorum harcımdan. Tepsime de 3 yemek kaşığı un aldım. Yaptığım köfteleri onun içine atacağım. Eğer böyle benim gibi koparırsanız daha kolay olur. Ben üçünü birden yapıyorum. Size göstereyim. Önce elimi ıslattım. Avucumun içini 3 tanesini ayrı olacak şekilde koyuyorum ve yuvarlıyorum. Çabucak da şekil alıyor. Siz tekli ya da ikişerli olarak da yapabilirsiniz. Ben yaptığımı tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi parçaları biraz ayrı koyuyorum. Avucunuzun içinde ıslatmayı unutmayın. İki elinizi birden yuvarlayarak üçerli köfteler yapabilirsiniz. Birkaç kez yaptıktan sonra eliniz alışacak, köftelerinizi çabucak yuvarlayacaksınız. Köftelerinizi yaptıktan sonra üzerine streç geçirerek dolapta 1-2 saat bekletirseniz daha iyi olur. Ben 2 saat beklettim. Eğer aceleniz varsa bekletmeden de yemeğinizi yapabilirsiniz. Arada bir tepsinizi sallayın, köfteleriniz una bulansın. Köftelerim hazır. Şimdi üzerine streç geçirip 1-2 saat dolapta bekleteceğim. Tencereme 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tereyağı almıştım. İyice kızdırıyorum. Bir tane orta boy soğan doğradım, küçük küçük yemeklik. Onu ekleyeceğim ve kavuracağım. 1-2 dakika kavuralım. Soğanım kavruldu. Şimdi 1 yemek kaşığı salça ekliyorum. Benim salçam domates ve biber salçası karışık. Siz istediğiniz salçayı kullanabilirsiniz. 2-3 dakika daha salça ile beraber soğanımı kavuruyorum. Salçayla da kavurduktan sonra şimdi suyunu ekliyorum yemeğimin. 1 litreden biraz fazla ekledim. Kaynar su ekliyorum. Yemeğime 1 kasede nohut ekleyeceğim. Daha önceden haşlayıp derin dondurucuya koymuştum. Çıkarttım. Erimesini beklemeden direkt koyuyorum kaynamış suyun içine. Köftelerimizi de kaynayan yemeğimize yavaş yavaş atalım. Unu da yemeğimize ekleyelim. Yemeğimizi daha kıvamlı yapar. Yemeğimizi orta ateşte özleşene kadar pişirelim. Köftelerim de dağılmadı gördüğünüz gibi. Yemeğim kaynadıkça özleşiyor. Köftelerim de dağılmadı. Yemeğimin pişme süresi yaklaşık yarım saat. Benim yemeğim pişti bile. Şimdi servis tabağına alıyorum.
Çok az etle güzel bir ana yemek. Dediğim gibi biraz suyunu fazla koyarak çorba olarak da ikram edebilirsiniz yemeğinizi. Vitaminli, dolu dolu bir yemek. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğeni bırakmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın. Afiyetle kalın, hoşça kalın.